ne yapalım? Önümüzdeki döneme bakacağız. Diliyoruz, istiyoruz Rıza Kayar burada olimpiyat şampiyonu Baroyev'i nasıl yendiyse olimpiyat şampiyonu Kübalı Nones'de yenerek Londra'da göğsümüzü kabartacak. Çünkü bizim şampiyonlarımız var sevgili güreş severler. Greco-Romen'de Yaşar Erkan bizim ilk olimpiyat şampiyonumuz. Mehmet Oktar 1948 Londra'da. Mersinli Ahmet Kireççi yine Londra'da şampiyondu Greco-Romen'de. Mithat Bayrak 1956 Melbourne'de Hamit Kaplan'la birlikte olimpiyat şampiyonu oldu. Yine Müzahir Sil de 1960 Roma'da. Mithat Bayrak 1960 Roma'da. Tevfik Kış 1960 Roma'da. Greco-Romen'de göğsümüzü kabartan isimler oldu. Tevfik Hocam daha sonra milli takım antrenörlüğü de yaptı. Greco-Romen'i çok iyi bilen bir isim. Burada göremedik. Sayın Ahmet Ağa'ya sordum Tevfik Hocam geldi mi diye. İşlerinden dolayı gelemedi de. Ona da buradan selamlar gönderiyoruz. Tevfik Hocam Greco-Romencileri ellerinden öpüyor. Daha çok çalışacağız dedi. Tevfik Hocam'a layık olacağız dedi. Biliyorlar senin eleştirdiğini az çalışıyorum dedin. Onu almışlar. Hocamız bize böyle dedi. Artık daha çok çalışıyoruz. Gökhan Hoca, Tevfik Hoca bilsin dediler. Bunu da iletelim burada. Evet Tevfik Hocam'ın ellerinden öpüyorum. Tevfik Hocam'la bir yakın dönemin Türk güreşinin çok hizmet eden isimleri. Tabi onlarla beraber bir sürü büyüğümüz var. Biraz önce Hamit Kaplan'ı söylediniz. Hamit Kaplan Amasya'da da ben de hemşerim. Hamit Kaplan'dan sonra ikinci Amasya'dan çıkıp Ağır Sikret bendim ama şu anda görüyorum ki Ağır Sikretler Sivas ve Yozgat tarafına kaymış durumdalar. Evet. Yozgatları ve Sivaslıları da bu baba yiğitleri yetiştirdikleri için onları da tebrik ediyoruz diyoruz. Ve Greco-Romen'de şampiyonlarımız 1964'te Kazım Ayvaz sevgili seyirciler. 1992'de Mehmet Akif Birim. Atlanta'da 96'da Hamza Yerlikaya. Yine 2000 Sydney'de Hamza Yerlikaya Greco-Romen'de şampiyon olan isimler oldu. Tabi hemen şunu söylüyorum. Selçuk Çebi üst üste 3. kez dünya şampiyonu olsaydı rekor kırmış olacaktı. Ama Tevfik Hocam'la birlikte 2 kez üst üste dünya şampiyonu olma unvanını elinde tutuyor. 1962-63'te Tevfik Kış 2 kez üst üste dünya şampiyonu olmuştu. Selçuk Çebi de 2009 ve 2010 yıllarında dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan isim oldu. Şimdi Selçuk buraya geldi. Güreşleri izledi, notlarını aldı ve o artık olimpiyata hazırlanan bizim gururumuz, milli gururumuz. Nazmi Avuca da burada güreşleri izledi. 96 kiloda Cenk İlden de geldi izledi. Bu sporcularımızdan artık olimpiyatlarda madalya bekliyoruz. Nasıl olsa barajı geçtik bu sikletlerde. Evet. Onlardan yalnızca biz değil, antrenörleri de madalya bekliyor sevgili güreş severler. 96 yılında Hamza ile beraber bir şampiyon olmuştuk. Orada Hamza o 0 puan vererek şampiyon oldu. Ben müsabakalar boyunca sadece 1 puan vermiştim. Abi ben daha iyi şampiyon oldum. Niye dedim? Ben hiç puan vermedim dedi. Puan veren vermeyen önemli değil. Altın madalya alınca şampiyonluk eşit oluyor dedim. Buradan da Hamza'nın kulaklarını çınlamış olurum. Evet, Yerlikaya 8 Avrupa şampiyonluğuyla Greco-Romen'de Avrupa şampiyonasında en fazla birinci olan Türk güreşçisi unvanını elinde tutuyor. Ardından 6 şampiyonlukta Şeref Eroğlu, 4 şampiyonlukta Nazmi Avuca geliyor. Hemen ardından Sırrı Acar geliyor. 2 şampiyonlukta sevgili güreşseverler. Bizim Avrupa şampiyonumuz, dünya şampiyonumuz, olimpiyat şampiyonumuz eksik olmaz. Yeter ki kurumlarımız, milletimiz güreşe sahip çıksın, onlara bir dua göndersin. Milletimiz manevi olarak desteklesin, yeter. Şampiyonlarımız var, büyüklerimiz var, onlar da güreşe sahip çıkıyor. Güreş çok güçlü, bu gücünü de burada görüyorsunuz. İki şampiyon çıkarmak gerçekten çok zor. Bu şampiyonalar olimpiyat öncesi olmasına rağmen çok sert geçti. Yani sporcular hem olimpiyat öncesi kendilerini test ediyorlar, bir de performanslarını kontrol ediyorlar. Ama daha önceki yayınlarda söylemiştik, Avrupa şampiyonasında dereceye giren sporcular direkt olimpiyat vizesi alamıyorlar. Avrupa şampiyonasından sonra...